Özdemir İnce Hürriyet Gazetesi'nde haşa İslam dininin dogmalarının kadını türban takmaya zorladığını yazmış. Ayrıca İslam hukukçularının şahitlikte iki kadın olması gerektiğini bildiren ayete dayanarak kadınların millete vekalet eden işlerde görev alamayacaklarını ve erkeklere nazaran daha akılsız olduklarını iddia ettiklerini söylüyor. Günümüz kadınları için bu durumun bir fitne kaynağı olduğunu, dolayısıyla onları koruyan asıl kaynağın din değil, haşa hukuk ve yasalar olduğunu iddia ediyor. Ya kardeşim, bir kere kadınlar Kur'an'da özel olarak korunan varlıklardır. Yani Kur'an ayetlerine baktığımızda hep onların hukuku öndedir. Ve bütün yükümlülük erkeğin üstüne yüklenir. Bütün ağırlıklar erkeğin üstüne yüklenir ve kadın daima korunur. Evet. Yani en az 20 tane delil gösteririm. İki şahitten gaye şudur. Mesela birisi, Allah vermesin, adam öldürür. Kadınlar şahit olur. Mesela bir kadın şahit olur. İki kadının şahit olması ağır olaylarda kadının vicdani sorumluluğunu rahatlatır. İki kadın aynı anda şahit olduklarında birbirine dayanışırlar psikolojik olarak. Bir rahatlık meydana getirir. Tek şahit çok gerilimlidir, çok zordur. Yani bir olayın bir tane tek görgü şahidi olduğunda bütün dikkat onun üstüne toplanır. Ama iki kişi olduğunda dikkat dağılır. Ve dolayısıyla kadının üstünde baskı olmaz. Manevi rahatlık sağlar. İnşallah. Amaç budur ve sadece belirli bir konu için Cenab-ı Allah orada onlara kolaylık göstermiştir. O kadar, yani bu kolaylıktır. Yani iki şahit, mesela beni tek başına bir yerde şahit meseleler benim için rahatlıktır. 3-5 kişinin şahit olması mı daha rahatlıdır? 3-5 kişi daha rahattır. O bir kolaylıktır. Yani kadına ekstradan verilmiş bir kolaylıktır. Doğma, doğan muan bir şey yok. Ne doğacak yani? Neymiş o doğma falan? Doğma dediği o Darwin'in evrim teorisidir. O, ta Sümerlerden, efendim, eski Mısır'dan kalma bir inançtır. Bir kere arkadaşlar çok cahiller. Kur'an'da Sebe Melikesi Belkıs var. Bak, Allah Kur'an'da kadının devlet başkanı olacağını göstertiyor. Ayet. Kur'an ayet. Devlet. Devletin başına getirebilirsiniz anlamına gelir bu. Kadın devletin başında. Tabii. Devlet reisi. Devlet reisi oluyorsa hepsi olur. Evet, inşallah. Anlaşıldı mı? Yani fiilen de gösteriyor. Bak, benim kuzularım, ben buradayım. Niye beraberim? Onları sevdiğim için. Onları daha hoş, daha iyi gördüğüm için. İnşallah. 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 Erkeklerden daha zekidir kadınlar. Daha akıllıdır. Açıkça söylüyorum. Gelsin aksini bana söylesinler. Daha ince detayları görürler. Daha sanata yatkındır. Bir sanatla ilgili bir çalışma yapın. Bakın, erkeğe verin, kadına verin. Kadın daha kaliteli yapar. Daha titizdir. Temizlikte daha titizdir. Duyguları daha incedir. Analizi çok daha incedir. Yani bir insan mesela çok ince analiz edebilir bir kadın. Detayları muhteşem görür. İnşallah. Mübarek ve muhterem bir varlıktır. Fakat Kur'an'ı eğer dikkatlice incelerse arkadaş, bütün ağırlığın kadınlardan alındığı görülür. Hep erkeklere verilir. Mesela erkeklere hitap var diyor. Lan işte, daha ne istiyorsun? Yani erkeğe hitap varsa kadın o yükümlülükten kurtulmuş demektir. Olay bu. Tabii. Değil mi? İnşallah. Bütün ağırlık onun üstünde demektir. Ağır işlerde erkek çalışıyor. Değil mi? Savaşa erkek gider. Zor işlerde hep erkektir. İnşallah. Tabii.